Konuşma yapmak ya da kadeh kaldırmak ister misin? Ne? Ne zaman? Kardeşinin düğününde tabii. Hadi birkaç günlük yolumuz kaldı. Konuşma mı? Bu beni biraz geriyor. Biliyorsun topluluk önünde çıkmayı pek sevmem. Aa, Mater, bunu başarabileceğin konusunda sana... Aa? Şuna da bak. Bekler Pictures be. Ve motor! Kestik. Başa döndük. Sahne bile. Harikaymış. Yoksa sen Şimşek McQueen'sin değil mi? Evet, benim. Bu da benim arkadaşım. Ben Şimşek McQueen burada. Ona filmde bir rol vermeliyiz. Sen ciddi misin? Bana mı? Bir filmde mi? Hep birlikte yola çıktık. Yeni serüven her kavşakta. Yarışırken ya da çekilirken. Ama hep birlikte arabalar yollarda. Şuna bak. Bu kim biliyorsun değil mi? Bu efsanevi korku filmi yönetmeni Bela Cadabra. Evet, o tabii ya. Onun olayı şudur. Setinde sadece el yapımı efektler kullanır. Yani tüm o sahte animasyonlar yerine gerçek plastik canavarlar vardır. Animasyon ne demek? Mater, bu teknik bir terim. Bir bilgisayardan çıkıyor bir şekilde. Şimşek McQueen ha? Şeref yardımcısı hazır da oynasın. Evet, lütfen. O rolü oynayan çocuk beni çok fazla yoruyor. Hadi yürü, ünlü konuk yıldız olarak başla. Bu harika olacak. Affedersiniz, ben kimseyi işinden etmek istemem. Çok geç, diğer çocuk gitti. Gitti, bizim için bitti. Tamam. Gösterin derlerini dostum. Senaryom var mı acaba? Merak etme. Tek repliğin var. Tek replik mi? Les, ona repliğini okur musun? Sakın bana bakma. Tamam tamam. Repliğim nedir? Repliğin şu. Sakın bana bakma. Peki daha çok şöyle bir şey var. Repliğin şu. Sakın bana bakma. Şimşek çok iyi gidiyorsun. Dışarıda beklemen gerekiyor. B gezegeninden uzay zombilerinin saldırısı. Sahne 10, Charlie, çekim 1. Motor! Sanki iç organları jöleye dönüşmüş gibiydi. Ama nasıl? Sakın bakma bana. Kestik. Bana bakma, bana önce. Sakın bana bakma, tamam mı? Anladın mı? Tamam, anladım ben. B gezegeninden uzay zombilerinin saldırısı. Sahne 10, Charlie, çekim 2. Motor! Bakma sakın bana. Kestik. Çekim 3. Bakma sakın bana. Kestik. Çekim 4. Bakmayasın bana ha. Kestik. Çekim 37. Sakın bana bakma. Oldu sayılır. Çekime devam. Çok soğukmuş. Affedersiniz. Bir daha yap. Bir daha. Daha şaşırmış gibi yapar mısın? Sorun yok dostum. Baksana. Zip top gezegeninde. Yani Mater. Yapma ya. Şuradakine ne dersin? Karar senin. Bak ben her şeyi denemeye hazırım. Affedersiniz. Sevecen, korkmuş ve aklı karışık sıradan birini oynar mısınız? Kim? Ben mi? Komik misinizdir? Görünecek komik mi yoksa tuhaf komik mi? Bence sen yaparsın. Bunu gördüğüne emin misin bakalım? O her neyse, bakışları beni delip geçti. Ve şöyle yazılmış olsaydı, tekerlekli bir beyindi. Ağzı sapsarı dişlerle doluydu. Hem ne yapacaktım ki, kimlik mi soracaktım yani? Bu daha iyi. Sen nerelerdeydin böyle Bay Kahkaha Tufanı? Vay canına. Onlara tam olarak istediklerini veriyorsun Mater. Öyle görünüyor. Bakalım bu neymiş? Bakışta mı güzel? Bak işte orada. Sana yeni bir rolümüz var. Esprili bir bilim arabası. Şükürler olsun. Ben de tam size... İşe yaramaz şapşalı. Herkes oynayabilir. Bu belirgin bir rol.
Senin özel dokunuşun gerek. Mezarlıktan ışıklar geliyordu bu gece. Peki bu şeyler hakkında ne biliyoruz? Beni bu ölmemiş felaket tellalıyla 5 dakika baş başa bırakın. Size geçen salı öğle yemeğinde ne yediğini söyleyeyim. Bu adam kar getirecek demiştim. Abartmayın ama. Sen filizlenmeye hazır. Gizli bir yeteneksin bak. Ha? Her şeyi yapabilirsin. Neden oluyor? Ben neden maviyim? Deli bilim arabası da rol mü? Boş versene onu. Sana burada ihtiyacımız var. Başkan rolünde. Kim? Ben mi? Başkan mı dedin? Ve kendi konuşmanı, kendin yazmanı istiyoruz. Oo, başkan demek. Hadi, bunu niye yapamıyorum ki ben? Sen neden bu kadar gerginsin? Başkanlık konuşmamda ne diyeceğimi düşünüyorum. Meter, sana dürüst olmalıyım. Bu işte hep ben iyi olurum sanıyordum. Neyi kaçırıyorum ki? Şimşek, sen her şeyde iyisin. Biz diğerleri için de birkaç artık bırakman gerekiyor ayrıca. Kafası karışık şerif yardımcısı rolünde çok iyisin. Evet, kafası karışık olarak yazıldığını sanmıyorum. Aa, affedersin. Mater, sana kötü davrandım. Daha iyi bir dost olmaya çalışacağım, tamam mı? Ha, bundan hiç şüphem yok dostum. Nedir o? Vay canına. Neler oluyor? Her şey değişmiş. Affedersiniz. Siz kimsiniz? Şerif yardımcısı Hazard. Yani Rosetta'nın kurallarıyla yaşayan yumuşak sesli kanun adamı. Ben de Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyım canım. Sizsiniz. Aha. Filme yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Hepsi baştan yazılacak. Her neyse, kostümlerinizi oraya bırakabilirsiniz. Ve bol şans dilerim. Ne? Tekerime çomak soktular değil mi? Mater, Şimşek. Ivy, burada ne işin var senin? Ivy, ne güzel olmuşsun. Hani sirke katılmıştın? Aa, sirkte olmak harikaydı. Ama sahnede keşfedilip gerçek bir filmde rol alma ihtimalim nedir sizce? Hayatta bir kez olur değil mi? Evet, hatta hiç olmaz. Peki zombi filmi falan yok mu? O film çok kötü diye duymuştum. Şimdi müzikal oldu. Ha, ne diyorsun? Peki bu tuhaf kıyafetler ne? Öyle ne deniyor? Üzüktürsün. Setten çağırıyorlar. Gitmeliyim. Sizi görmek harikaydı. Şans dileyin. Ve motor. Tekerlekli beyin ve de çok gürültülü. Kariyerimiz de bitti. Aslında Mater, konuşmanı duyma şansı bulamadım. Konuşma mı? Ne konuşması? Senin başkan konuşma. Ha evet şey... Moto! Başkanınız olarak dünyadaki bütün arabaları bu zombi uzaylı istilasına ve et kafalı musibetlere karşı durmaya çağırıyorum. Yoksa sandığınızdan daha kısa süre içinde dünyamızı patlatacaklar. Mater, bu harikaydı. Bu kadar mı? Yok artık. Daha yeni başlıyorum.